Dealer's Life 2 nasıl bir oyun? Neler yapılması gerekiyor? Nasıl taktikler var? Nelerle alakalı? Sıfırdan bütün bilgileri sizinle vereceğim. Bütün oyunu detaylarıyla anlatmayı planlıyorum. Eğer beğenilirse oyunu komple de bitirebilirim. Çünkü gayet keyif aldığım bir oyun. Evet, başla dediğimiz zaman yeni bir oyuna girelim. Şimdi ilk baş ben bu oyunu zaten bitirdim ama gene de video çekmeden önce neler yapılması gerekiyor tekrar bir hatırlamak için oynadım ekstradan. Yeni oyun dediğiniz zaman ilk başta karşınıza ne çıkıyor? Böyle karakterler çıkıyor. Bu karakterlerin yan tarafta yetenekleri var. Ama bu yeteneklerin hiçbir önemi yok. Sadece tipini beğendiğiniz güzel bir karakteri alabilirsiniz dostlar. O yüzden ben buradan biraz şöyle kaslı bir abimiz, biraz da sarışın odunsu abimiz var. Ben bu abi yakışıklı buluyorum. Aynı bana benziyor gibi. O yüzden bunu seçiyorum. Peki bu yetenekler neler? İlk başta gördüğünüz şey bu karizma dostlar. Gelen müşterileri kolayca ikna etmenizi sağlıyor. Sahte ürünleri de kolayca satabilmenizi sağlıyor. Yani 100 dolarlık bir ürünü 150 dolara konuşarak ikna edebiliyorsunuz. Bilgi ise ürünler hakkında bilgiye sahip oluyorsunuz. Bu ürün sahte mi değil mi, ne kadar olur, bazı ürünleri bilemiyorsunuz falan. Bilginiz arttıkça hangi ürün ne kadar sahte mi değil mi onu öğrenebiliyorsunuz. Sezgi, gelen müşteriler hakkında bu eli açık mı, koleksiyoner mi, sabırsız mı ve bonkör mü, cibri mi onu anlayabiliyorsunuz dostlar. Şans ise dükkanınıza ne kadar müşteri gelecek onu arttırabiliyor ve bazı kazalardan, çeşitli şeylerden sizi kurtarabiliyor. Ne bileyim, camınız kırılıyor, aslında kırılmamıştır, çatlamıştır falan gibi sıyrılma özelliğiniz olabiliyor dostlar. İkimizi cross yapalım. Zorluk seviyesi ve itibar. İtibarınız arttıkça çalıntı veya sahte ürünlerin gelme olasılıkları artıyor. Biz olabildiği kadar itibarımızı arttırmaya çalışacağız ve de gelen ürünlerin kaliteleri de artıyor dostlar. İtibar bayağı önemli oluyor bu oyunda. Zorluk ise 3 seçenek de var. Kolay, normal ve zor. Bence oynaması keyifli olan normalde. Çünkü zor da eğer oyunu bir kere bitirdikten sonra bir daha böyle zorlu bir şekilde kazanmak istiyorsanız alabilirsiniz. Zor da daha fazla sahte ürün geliyor. Daha az parayla başlıyorsunuz. İkna edilmesi zor. Müşteriler geliyor gibi gibi böyle oyunu uzatan, zorlaştıran şeyler geliyor. Kolayda da bütün her şey basit bir şekilde ilerliyor dostlar. Normali seçiyorum ve başla diyorum. Hemen İlk müşterilerle başlayacağız ama Bob Çakal geliyor. Burası neresi vesaire ile konuşmaya başlıyor. Bu Bob Çakal bizim bir ortağımız gibi düşünebilirsiniz. Paraya vesaire ortak değil ama genelde böyle oyun aralarında geliyor. Ve sizden bazı şeyler istiyor. Ufak tefek görevler vesaire yaptırtıyor. Ama bu genelde sizi kötü yola sürüklemeye çalışıyor diyebiliriz. Yani bundan gelen pek hayırlı değildir. O mantıkta düşünebilirsiniz. Bununla alakalı konuşmaları hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve bize görev verdi. Sanayi bölgesinden çık görevi. Evet, direkt sizi daha yukarıda 10 bin dolarla başlatıyor. Ayın birinci aydayız, birinci haftadayız ve birinci gündeyiz dostlar. Oyunun ilk başındayız. Ben bazı günleri, haftaları, ayları geçiyor olabilirim ilerleyen zamanlarda. Güzel kesitli bir şekilde size paylaşıyor olabilirim. Eğer bu seri video beğenilirse hızlı, güzel bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Sol altta tabletimiz var dostlar. Hemen oraya ilginizi çekmek istiyorum. Tablette bizim genel durumumuzu anlatan ana menü gibi bir yer var. İlk baş Cross To'ya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada şöhret seviyesi var. Şöhret seviyesi oyundaki ilerlemeniz için en önemli şeylerden bir tanesi ve bunu arttırabilmenizin en büyük olayı da sizin yeteneklerinizi arttırabilmek. Şöhretiniz arttıkça gelen müşteri sayısı artıyor, gelen ürün sayısı kaliteleşiyor. Bütün her şey burada ilerliyor. O yüzden olabildiği kadar hızlı bir şekilde şöhretimize yatırım yapmayı istiyoruz. İkinci kısımda ise sizin çalışanlarınız var dostlar. Burada bir tane çalışan yerimiz var ve onu da beraber dolduracağız. Peki kaç çeşit çalışanımız var? Toplam 10 tane çeşit çalışanımız var dostlar. Çalışan alabiliyoruz daha doğrusu. İlk başta yeteneklerimizi arttıran çalışanlardan bahsetmek istiyorum. Tezgahtar sizin karizmanızı arttırıyor. Analizci sizin bilginizi arttırıyor. Profil uzmanı sizin sezginizi arttırıyor dostlar ve şanslı kişi sizin şansınızı arttırıyor. Aynı zamanda tamirci, güvenlik, sahteci, beyin yıkayıcı, reklamcı ve bilirkişi de alabiliyorsunuz dostlar. Tamirci eşyalarınızı tamir etmenizi sağlıyor. Yıldızı arttıkça süresi azalıyor. Güvenlik sizi hırsızlardan, zorbalardan kurtarırken aynı zamanda sabırsız müşterilere de sabır katıyor dostlar. Sahteci, buradaki en büyük merak edilen şey sahtecinin nasıl çalıştığı. Sahteci bir ürünün değerini arttırıyor. Yani nadir bir parçaysa onu epik bir parçaya, efsanevi bir parçaya yükseltebiliyor. Ama bunu yaparken, yani fiyatı artıyor, ama bunu yaparken o ürünü sahteliyor dostlar. Yani sattığınız zaman itibar kaybediyorsunuz. Beyin yıkayıcı, pazarlık yaparken çok fazla veya çok az para teklif etme şansınız oluyor ve iyi bir müşteriyi kaçırma
durumunuz var. Bu karşınıza gelmesin diye beyin yıkayıcı alıp o yaptığınız pazarlığı komple unutmanızı, karşıdaki müşterinin unutmasını sağlıyor. Reklamcı daha fazla müşteri gelmesini sağlıyor. Bilir kişi bazı ürünlerin sahte olup olmadığını kontrol edebileceğiniz, aynı zamanda fiyatlarının tahmini ne kadar olduğunu söyleyeceği bir çalışan. Hemen bir yanında ürünler var. Toplam 8 tane deponumuzda alan var. Tezgahımızda yer var. Ve 6 tanesi dolu. Gördüğünüz gibi burada efsanevi çok iyi ürün var ve tahmini de 1980 dolar yapıyor dostlar. Gördüğünüz gibi toplam 6 çeşit ürün olayı var. Nadirliği ne kadar artarsa o kadar çok müşteri çekiyor diyor. Yani sıradan bir ürüne ayda yılda bir adam gelirken Mitsel ürünü satın almak için çok fazla kişi talip oluyor diyebilirsiniz dostlar. Mesela bu ürünün durumu iyi ama tahmini fiyatını bilmiyoruz. Hem burada bilgi eksikliğimiz var, hem de burada bilirkişimiz olsaydı buradan bunun ürün fiyatını yaklaşık 2 günde bize söyleyebilirdi. Burada ise kötü bir ürünümüz var. Bunu tamir edip daha yüksek fiyata satabiliyoruz. Bunun için de tamirciye ihtiyacımız var. Aynı ürünleri sahteleyebiliyorsunuz. Bazı sahte ürünleri de bilirkişiniz tarafından bu ürün sahtedir ama orijinaline bayağı benziyor diye sahtelikten kurtarma şansınız da olabiliyor dostlar. Gelelim müşterilere. Müşteriler 3 çeşit olabiliyor dostlar. Alıcı, satıcı ve rehinci. Şimdi müşterilerin üstüne tıkladığımız zaman sezgi özelliğimizle onları dış görünüşüyle yargılayabiliyoruz. Ve burada karşımıza 4 tane seçenek çıkıyor dostlar. Birinci seçenek ne kadar bilgisi olduğunu söylüyor ve sahte eşyaları tanıma olasılıkları artıyor. Bir yan tarafı ürün alışverişi yaparken çok değerli, çok önemli bir özellik. Burada ne kadar cimri oldukları veya ne kadar eli açık olduklarını gösteriyor dostlar. Açgözlülük diye geçiyor. Bu bar ne kadar doluysa o adama ne satış yapabiliyorsunuz ne ürün alabiliyorsunuz. Çünkü fiyatları çok abartıyorlar. Bize hiç kar marjı bırakmıyorlar dostlar. Bir alttaki koleksiyoner. Koleksiyoncu bir ürünü satarken, kendi ürününü satarken elinden çıkartmak istemediği için pahalıya söylüyor. Ama sizden bir ürün alırken o ürünü çok fazla almak istediğinden size çok fazla para verme olayı var. Bir yanındaki de sabırsızlık. Yani bu adamlar genelde fazla pazarlık yapmayı sevmiyorlar. Biraz fazla veya biraz az söylerseniz, yani alacağınız ürünü az fiyattan almak isterken, pazarlık yaparken veya satacağınız ürünü çok fiyattan satmaya çalışırken hemen bu adamlar neyse gerek yok zaten deyip dükkanınızdan çıkıp gidiyorlar. Yani bizim ideal müşterimiz nedir? Bir ürünü alırken bilgisinin çok düşük olması ve açgözlülüğünün de çok düşük olmasını istiyoruz. Aynı zamanda koleksiyoner olmamasını istiyoruz. Sabırsızlığın da olmaması daha güzel olur. Çünkü olabildiği kadar fiyatı düşürüp satın almaya çalışıyoruz. Bir ürünü satarken gene aynı şekilde bilginin çok düşük olması ve açgözlülüğünün gene düşük olması ama koleksiyoner olmasını istiyoruz. En ideal, en fazla sevdiğimiz müşteriler bunlar dostlar. Sezgimiz arttıkça buradaki kişileri çok daha rahat tanıyabiliyoruz. Hemen örnek olarak bir tane ürün satmaya çalışalım. Bu ürünü istiyormuş. Sıradan kötü 162 dolar. Hemen satmaya çalışalım. İlk başta teklif soruyor bize. Biz ne yapıyoruz? Fazla abartmayın burayı. 300'de de başlayabilirdik ama 250 ile satmayı düşünüyorum. Muhtemelen direkt alır diye planlıyorum. Bu adamın açgözlü olmadığını düşünüyordum. O yüzden 250'yi alır diye düşünüyordum ama bu adam biraz açgözlü. Buna 200'e falan satmaya çalışalım. Neyse kalsın dedi. Evet, mesela bu ürünü bu adama satmak isteseydik, bir beyin yıkayıcımız olsaydı bu pazarlığı komple sıfırlayıp baştan yapma şansımız olabilirdi dostlar. Ama hem beyin yıkayıcımız yok hem de bu adam cimri olduğundan dolayı bu adama satmak istemiyoruz. Bu adam ise bir ürün satmak istiyor. Hemen özelliklerine bakıyoruz. Koleksiyoner, açgözlülüğü birazcık düşük. Ve bu ürünü satıyor dostlar. Sıra dışı çok kötü ve 680. Bu ürünü almaya çalışalım. İlk baş bize 700 diyor. Biz ne yapıyoruz? 550 ile başlatalım. 660 dedi. Birazcık çıkartmayı unutmayın. Pazarlık yaparken biraz çıkartın. Böylelikle olabileceği en düşük fiyatı bunlar böyle verebiliyor. 620'den aşağı bu adama satmak biraz zor. 620'ye satın alıyoruz. Ve böylelikle ne oluyor? Envanterimizde bir tane daha bir ürün oldu. Hemen arkaya tekrardan koyuyoruz. Yani bu adam o ürünü alabilir dostlar. Bu adam ne istiyor? Bu adam istediğimiz kıvamda bir adam. Hem koleksiyoner, hem açgözlü değil, hem de bizden ürün istiyor. Bu ürünü istiyor. Bu ürünün fiyatını bilmiyoruz. O yüzden umarım sabırsız değildir diye bir 2500 diyeceğim. Muhtemelen bu ürün 2500 değildir zaten. Sabırsızsa hemen kaçıp gidebilir. 2500 dedi, emin olamadı ve neyse kabul dedi. Bence gayet iyi. Bu ürün 2500 değildir.
koleksiyoner olduğu için aldı. 3500'e gayet güzel bir anlaşma. Bu da bir ürün istiyor. Bu adam hakkında bir fikrimiz yok. 2650 istiyor demiş. Biz bunu ne yapıyoruz? 3000'le başlatıyoruz. Birazcık indiriyoruz. Emin olamadı ve anlaştı. Gayet iyi. Günün sonunda günlük durumu anlatıyor. Haftalık durum ve oyun durumunu anlatıyor dostlar. Toplam 14.780 var. Şu an gazetemiz var önümüzde. Aç dediğimiz zaman bir sonraki güne geçiyoruz. Analiz iş arıyor gördüğünüz gibi. Yıldız seviyesi arttıkça bilgi seviyesi de artıyor dostlar. Bizim ihtiyacımız olan şey bir yıldızlık tamirci. İşe al diyoruz ve hemen ne oluyor? Bizim için çalışmaya başlıyor. Aynı şekilde profil uzmanı ve bilirkişi de var dostlar. Bu oyunda para kazanmanın en kolay yolu şöyle oluyor. Burada tamir fiyatlarına bakıyorsunuz. En pahalı tamiri hangisi istiyorsa onu tamir ediyorsunuz. Mesela bu ürünü tamir ettiğimiz zaman çok güzel olacağına eminim. Neden? Çünkü tamir fiyatı ne kadar fazlaysa o kadar değerleşiyor bu ürün demek. Yani bunu 6 gün içerisinde tamir etmesi için tıklıyoruz. 6 gün sonra bu ürünü tamirden çok yüksek bir fiyata da satış yapabiliyoruz dostlar. Bazı ürünleri satmak istemiyorsak, mesela diyelim ki bu ürünü satmak istemiyoruz. Kilitliyoruz ve kimse alamıyor dostlar bunu. Diyelim ki dandik bir ürün, başka bir ürün almak istiyorsunuz, yeriniz yok. O yüzden buradan en sağ alttaki kupaya tıkladığınız zaman bunu atabiliyorsunuz dostlar. Ben şu dandik olan ürünü sizin için atayım. Gördüğünüz gibi onu attım ve gitti. Bir sonraki olayımız yine tabletimizden satış yaptığımız dükkan. Bu dükkanları geliştirebiliyorsunuz dostlar. Dükkanı geliştir dediğiniz zaman 6000 dolar ücretinde şöhret puanı 1 puan artıyor. Envanter alanı sabit kalıyor gene 8'de. Personel alanı da 1 kişilik daha açılıyor. Ve müşteri alanı toplam günde en fazla 4 kişi gelebilecek kadar bir müşteri alanı var. Olabildiğince bunları geliştirmemiz gerekiyor. Ama ilk baş yapmamız gereken şey 2000 dolarları bunlara basmak. Ve 4000 dolara ne oluyor? Bunların hepsi 1-1-1 oluyor. En başta neden tipine göre alın dedim. Çünkü gördüğünüz gibi 4000 dolara hemen bütün özellikleri aynı olabiliyor. Şöhret seviyesi giderek de artıyor. Bir tane daha 8000 dolarlık alırsak toyken çırak olabiliyoruz. Çırak olunca da açık arttırmalara katılabiliyoruz. Ve oyun başında o açık arttırmalar size çok büyük avantaj sağlıyor. Çok güzel ürünleri çok ucuz fiyata alabiliyorsunuz dostlar. Hemen tabletimizde sol altta ne var? Dostlar burası sizin fotoğraf çekindiğiniz alan. Ve bu arana istediğiniz ürünleri böyle koyabiliyorsunuz. Tabii bunun için şöhret seviyeniz gerekiyor. Daha güzel bir yerde yaşama şansınız var. Ama bu biraz daha böyle oyun içi etkinlik gibi oluyor. Yani paranız oldukça buraya yatırabilirsiniz. Ama hemen hızlı bir şekilde buraya atılmanızı tavsiye etmem. Fotoğraf çekindiğiniz zaman gördüğünüz gibi sizinle alakalı böyle bir fotoğraf paylaşmış oluyorsunuz. Tablette geldik 6. kısma. Bu 6. kısımda takip eden görevler var. Özel karakterler var. Bu karakterleri oyunun ilerleyen zamanlarında görüyorsunuz. Spoiler olmasın diye şimdiden söylemiyorum. Ama gayet güzel karakterler var dostlar. Bu karakterler oyun konusunda böyle size bazen yardımcı oluyorlar, bazen sıkıntıya uğratıyorlar dostlar. Gördüğünüz gibi sanayi bölgesine ulaş görevi var. Bunun için de bayağı bir para ihtiyacımız var. 7. kısımda ise genel bakışımız var, krediler ve yatırımlar var dostlar. Toplam olarak ne kadar varlığımız var? Yani dükkanımız ne kadar, şu anki paramız ne kadar, içindeki bulunan eşyalar, genel varlığı buradan görebilirsiniz dostlar. Kredi buradan çekebiliyorsunuz. Giderek artabiliyor, azalabiliyor. Burada ilerleyen kısımlarda bu krediyi eksiye düşmemek için satın alabiliyorsunuz. Ama pek tavsiye etmem çünkü %25 çok büyük bir para. Yani 5000 alıyorsunuz, 6250'ye veriyorsunuz dostlar. Bu da bayağı fazla. Bayağı. Yatırım olayına pek girmedim. Hangisi ne kadar getiriyor götürüyor onu hiç bilmiyorum. Yani bu seriyi beğenirseniz gameplay kısmında, oynanış videosu kısmında bunları sizinle paylaşabilirim. En son seçenekli ise gün sonunda gördüğümüz tabloyu tekrardan görebiliyorsunuz dostlar. Genel olarak Dealer's Life 2 böyle bir oyun. Tavsiye ederim, bir girin oynayın. Eğer isterseniz ben de oynanış videosuyla devam edebilirim. Bu videoluk bu kadar da sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim.